Evet arkadaşlar, bugün Hatay Dörtyol ilçesinde bulunan Galleplik Kanyonu'na gidiyoruz. Şimdi buraya nasıl geliriz diyorsanız Google haritalara Dörtyol hidroelektrik tesisleri derseniz hemen arkamızda, Halil kardeşim gösterirsen, burada bulunan tesislere kadar geliyorsunuz. Daha sonra burada yol ikiye ayrılıyor. Soldan devam ediyoruz. Geçilmez kanyonun yolundan. Zaten ondan sonra yine soldan devam ediyoruz. Geçilmez kanyonuna varmadan yaklaşık 1-1,5 kilometre geride Galleplik kanyonu varmış. Su bentlerinin olduğu yerde. Biz de bilmiyoruz. Yol tarifi aldık buranın yöre insanlarından, yöre halkından. Şimdi oraya doğru gideceğiz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, sonunda Galleplik Kanyonu'nun yolunu bulduk. Bir saattir şu 1 kilometrelik yolda dönüp dolaşıp duruyoruz. Sonunda bir buranın yöre halkından bir arkadaşımıza sorduk. Sonunda o tarif etti ve bulduk. Zor bela da olsa bulduk Galleplik Kanyonu'nun yolunu. Geçilmez Kanyonu'nun girişinde bulunan hidroelektrik santralin yaklaşık 1 kilometre altında bulunan, Ali kardeşim bir gösterirsen, bu taş duvar mı diyeyim, beton duvar mı diyeyim, onun olduğu yere geldik. Buradan da aşağı ineceğiz Fatike yoldan. Gördüğünüz gibi yol bence inilebilir, sıkıntı yok. 50-60 metre aşağı ineceğiz. Sonra soldan devam edeceğiz. Kanyon ilerideymiş, yüzülecek yer. O zaman yüzmeye gidelim. Yürüyüşe devam. İyi seyirler. Daha burada inerken dikkatli olmakta fayda var. Biraz sıkıntılı burası. Evet, bu yukarıdan aşağı indik. Suyun olduğu kısma. Bu şekilde soldan devam edeceğiz. O meşhur yüzülen yere gideceğiz. Tabi yol doğruysa inşallah doğrudur. Tabi yürüyüş grupları bu kanyondan yürüyerek geliyor. Aşağıda bir bend var. Oradan başlıyorlar yürüyüşe. Çok uzak değil o bend. Zaten sağda yoldan gelirken görürsünüz. Oradan başlıyorlar ve bu dere yatağından yürüyerek yüzülecek yere varıyorlar. Şimdi biz de yürüyeceğiz ve güzel bir vakit geçireceğiz. Yüzeceğimiz yer, bu indiğimiz yerden yaklaşık 100 metre ilerideymiş. Şimdi zorlu yollardan yürüyüşümüze devam ediyoruz. İnşallah bunca zahmete, bunca yorgunluğa geldiğimize değer burası. Yukarıda da gördüğünüz üzere ikinci bir taş duvar var. Yani geçilmez kanyon tarafında, diğer taş duvardan yaklaşık 50 metre ileride. Oradan inmiyorsunuz çünkü baya bir yokuş ve tehlikeli. Geride kalan taş blokta iniyorsunuz. Ve yola devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kanyona geldik, yüzülecek yere karşısı. Yolu bilince oldukça kolay. Yolu bilmezsen bizim gibi sabahtan akşama da dolanırsınız. Şimdi burası harika gözüküyor. Şimdi karşıya geçeceğiz ve inşallah yüzeceğiz. Laughing.
lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Evet, kanyona geldik. Maalesef su bayağı bir kirli, çamur. Santral'dan olabilir ya da başka bir şeyden bilmiyorum. Karşıda gördüğünüz gibi harika şelaleler var. Normalde burada yüzerdik ama bu çamurda, kilde yüzmeyeceğiz. Artık buranın tadını çıkaracağız. Ayrıca da burada görebiliyor musunuz görüntülerden? Her yerden sular damlıyor yine. Aynı küp şelalelerinde olduğu gibi. Ama olsun, yine geldiğimize değdi burası. Harika bir yer. Buraya su berrakken geldiğinizde burada insanlar atlıyor buralardan ve buralarda yüzüyorlar. Maalesef bize kısmet değilmiş yüzmek. Ama yolunu bildikten sonra burası oldukça kolay. Ve doğa harikası bir yer. Süper. Evet, burada yüzemedik. Biz de bu serin soğuk havada çay keyfi yapıyoruz. Sıcacık çaylarımızı içiyoruz. Evet arkadaşlar, bir gezimizi daha sonuna geldik. Bu muhteşem Galletli Kanyonu geldik. Bu videoyu izlerseniz kolaylıkla buraya gelebilirsiniz. Hiçbir yerde böyle detaylı anlatım yok. Ama biz maalesef Ekim ayında geldiğimiz için su bayağı azalmış ve oldukça soğuk. Ayrıca da kirli. Giremedik. İnşallah seneye yaz tekrar geleceğiz. Ve burada bol bol yüzeceğiz. Artık söz uzatmaya gerek yok. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeni yerlerde, yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.